Türkçe Peri Masalları. Köknar Ağacı. Ormanın derinliklerinde küçük bir köknar ağacı varmış. Bu ağaç güzel ve özgür bir yerde duruyormuş. Güneş üstüne parlıyormuş ve rüzgar yumuşak esiyormuş. Yaprakları sallanıyormuş. Etrafındaki ağaçlar uzun boylu ve güçlüymüş. Köknar ağacı kendisine tepeden bakılmasından hiç hoşlanmıyormuş. Hem de hiç. Oh, günaydın ufaklık. Ne kadar güzel bir gün bugün. Geliyorlar. İşte kuşlar geliyor. Haklısın Bob. Gökyüzü pırıl pırıl. İnsanların bizim tarafa doğru geldiklerini buradan görebiliyorum. Bugün onlar için piknik günü. Ha, bu sabah annesi o kadar güzel ki. Kuşlar üstümde uçmuyor. O kadar küçüğüm ki. Kimin bize doğru geldiğini göremiyorum. Keşke daha uzun boylu olsaydım. Evleri ve dışarıdaki dünyayı görebilirdim. Hey, sen de büyüyeceksin. Hepimiz büyürüz. Zaman hiç kimse için durmaz. Hatta durmasını istediğinde bile durmaz. O yüzden şu an sahip olduklarından keyif al. Bir daha hiç bu kadar küçük olmayacaksın. Kulağıma iyi gelen tek cümle bir daha asla bu kadar küçük kalmayacağım cümlesi. Siz bu hissi bilemezsiniz. Ya, biz hiç küçük olmadık mı sanıyorsun? Biz küçükken güneş bize zar zor ulaşabiliyordu. Hatırladın mı Bob? Orman ne kadar da yoğundu. Hatırladım. Dallarımı zar zor esnetiyordum. Ah, o eski güzel günler. Ne kadar da güzel bir gün. Şu minik sevimli ağaca bak. Üstündeki bu yazı ne? Belki biri bu ağaca kendini hatırlatmak istedi. Aa, hiç şaşırmadım. Bu ağaç minicik ve sevimli. O bu ormanın bebeği. Gördünüz mü? Bana bebek diyerek nasıl da dalga geçtiler. Yanlış anladın. Seni çok sevdiler. Aptal tavşan. Gördünüz mü? Bunu da mı yanlış anladım? Burada olduğumu fark etmedi bile. Seni fark etmemiş olsa niye senin üstünden atlasın? Sırf küçüğüm diye benimle dalga geçiyorsunuz. Doğru. O yüzden komik zaten. Senin bu kadar sevimli görünmenle bir ilgisi yok. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret, nefret, nefret. Bir daha söyler misin? Seni pek iyi duyamadım galiba. Yeter Marley. Bırak şunu kızdırmayı. Dinle. Sahip olduğun şeyden mutlu ol. Ormanların yok edilmesi bizden çok şey aldı. Ne edilmesi? Ne edilmesi? Ormanların yok edilmesi. Bizi köklüyorlar. Yani insanlar arazi açmak için ağaçları kökleriyle birlikte yerlerinden söküyorlar. Sonra o araziyi çiftlik veya başka bir şey yapıyorlar. Korkunç bir şey. Evet. Yani boyumun ondan önce uzaması şart, değil mi? Aa, bu hikayeden bunu mu anlamış? Sahip olduklarınla mutlu olmayı öğrenmelisin evlat. Ama küçük ağaç büyümek, büyümek ve büyümek istiyormuş. İlkbaharda da, yazında, kışında. Sonraki yıllar ona cömert davranmış ve dalları gün be gün büyümüş ama hala üzgünmüş. Kendini özgür hissetmiyormuş çünkü hem daha çok hem daha hızlı büyümek istiyormuş. Ya, aynen öyle tavşan. Devam et. Git buradan. Ben daha uzun olacağım. İnan bana,
Bunları günün birinde özleyeceksin. Tam da o anda insanlar gelmişler. En iyi bildikleri işi yapmak için. Peş peşe baltalarını vurmuşlar ve bütün ağaçları yere sermişler. Büyük ve yeşil ağaçların sadece kökleri kalmış. Aa, nereye götürüyorlar sizi? Bizim zamanımız doldu. Unutma, sahip olduklarından mutlu ol. Ama size ne yapacaklar? Hey! Ağaç kendisini çok kötü hissetmiş. Şimdi düşünmeye başlamış. Arkadaşlarının ardından duyduğu o acıyı taşımak çok zormuş. Artık yapayalnızmış. Sohbet edecek ağaç hiç yokmuş. Güneş her zamanki gibi doğuyormuş. Rüzgar her zamanki gibi esiyormuş. Ama ağaç yine de üzgünmüş. Keşke onlarla beraber gidebilseydim. İnsanlar beni niye almadılar? Artık büyüdüm mü yoksa? Bu ormanda tek başına ne yaparım ben? Aylar geçmiş. Arkadaşlarından hiç haber yokmuş. Ağaç geçen her günle birlikte daha mutsuz ve daha yalnız olmuş. Ama sonra günün birinde bir leylek gelmiş. Kuşlar bana arkadaşlarını aradığını söylediler. Ben onları görmüş olabilirim. Arkadaşların artık büyük gemilerin yelken direği oldular. Denize açıldılar. O gemiler dünyayı dolaşıyor. Ne? Geziyorlar mı? Ben de burada onlar için üzülüyordum. İnsanlar beni niye almadılar? Ben de dünyayı gezmek istiyorum. Arkadaşlarının evi özlediğini söylediler. Çok saçma. Bu sıkıcı yeri kim neden özlemek ister? Arkadaşlarım denize açılmış. Deniz ne ki? Bunu anlatması çok uzun sürer. Vaktim yok. Elveda. Dur bekle. Öbür ağaçlara ne oldu? Ben biliyorum. Ben onları o büyük evlerde gördüm. Çok güzel görünüyorlar. Hepsi süslenmişler ve güzelleşmişler. Güzelleşmişler mi? Öyleyse ondan sonra ne oluyor? Anlatsana. Bilmiyoruz. Açıkçası onları daha sonra hiç görmedik. Ya eminim çok güzel bir yere gitmişlerdir. Pırıl pırıl olmuşlardır. Yarından habersiz ama merak içindeki ağaç beklemiş. Bir yıl daha geçmiş. Sonunda ağacın yuvasını terk edeceği o gün gelmiş. İnsanlar beni kesinlikle alacaklar. Canım sandığımdan daha çok acıyor. Ama bundan sonrası çok güzel olacak. Kocaman ve parlak bir geleceğim olacak. Ağaç büyük bir eve götürülmüş. Orada onu bir saksıya koyup etrafına kum serpmişler. Ve sonra da o süslemeler, o güzelleştirmeler başlamış. Ağaç bir mücevher gibi parlamış. Bu da yetmezmiş gibi en tepesine bir yıldız koymuşlar. Her şey mükemmelmiş. Çabuk, hediyeleri ağacın altına koyalım. Olamaz. Bu ben miyim? Çok güzelim. Merak ediyorum. Acaba ne olacak? Vay canına! Ağaç ne kadar da güzel. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Evet, ben bu ağacı bulmak için her yeri aradım. Siz de duydunuz mu? Beni arıyorlarmış. Ben özel bir ağacım. Çocuklar ağacın etrafında dans etmişler. Neşe içinde zıplamışlar. Sonra ağacın altına oturmuşlar ve babalarından masal anlatmasını istemişler. Peki. Dün çok güzel bir günmüş. O yüzden bugün de güzel olmuş. Evvel zaman içinde sizin kadar büyük bir yumurta varmış. Bu masal öyle herkesin bildiği masallardan değilmiş. Sabah oldu. Bugün neler olacak çok merak ediyorum. Daha çok süsler mi? Daha çok masallar mı? Daha çok dans mı? Ama hiç kimse gelmemiş. Kapı hiç açılmamış. Zaman geçmiş. Güneş artık pırıl pırıl parlıyormuş. Yine de hiç kimse gelmemiş. Hayır, beni unutmuş olamazlar. Ben ağaçların en güzeliyim. Ben özelim.
İşte geliyor. Biliyordum. Ne olacak acaba? Hayır. Niye alıyorsunuz süsleri? Au! 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 Nereye götürüyorsunuz beni? Au! Au! Ne? Bu kadar mı? Ben ne yaptım onlara da beni buraya koydular? Ah! Bir dakika. Böyle olamaz. Hala kar yağıyor. Toprak sert. Belki karlar eriyince beni yine dikerler. Çok düşünceli insanlar. Kış geçmiş. Karlar erimiş ama ağaç hala tavan arasının köşesinde duruyormuş. Ah! Bob haklıymış. Ormanı özlüyorum. Güneşi ve rüzgarı özlüyorum. Keşke beni yine açık havaya çıkarsalar. Temiz havayı özlüyorum. Merhaba yaşlı ağaç. Yaşlı olduğumu nereden çıkardınız? Geldiğim yerde benden daha yaşlı ağaçlar var. Sahi mi? Sen nereden geldin? Ormandan. O güzel mi güzel ormandan. Orman mı? Biz buraya hiç gitmedik. Bize her şeyi anlat. Ağaç ormanı anlatmaktan mutlu olmuş. O anlattıkça daha çok fare gelmiş ve onu dinlemiş. Ağaç güneşi ve rüzgarı anlatmış. Bob'dan bahsetmiş, Marley'i ve onun kahkahalarını çok özlediğini anlatmış. Susan'dan ve onun bilge kişiliğinden bahsetmiş. Tavşanın her defasında üstünden atlamasını anlatmış. Çok tuhaf. Artık o tavşana hiç kızmıyorum. Defalarca üstümden atlamasını çok isterdim doğrusu. Vay canına, ormanda çok mutluydun demek ki. Evet. Ama hiç fark etmemişim. Sahip olmadığım şeyler hakkında şikayet etmekle meşguldüm. Arkadaşlarım haklıymış. Onlara sahipken onlardan keyif almalıydım. Bildiğin tek hikaye bu mu? Bir de insanlardan dinlediğim bir masal var. O zaman gençtim ve güzeldim. Ardından eve nasıl getirildiğini ve nasıl süslendiğini anlatmış. İnsanlardan dinlediği o masalı kelimesi kelimesine anlatmış. Yumurta prensesle mi evlenmiş? Yok artık. Biz buna inanacak kadar saf mıyız? Yiyeceklerden ve mumlardan bahseden masalı bilmiyor musun sen? Hayır. Hiç dinlemedim o masalı. Ben gidiyorum. Ve ardından bütün fareler gitmiş. Olsun. Hiç yoktan iyidir ha. Beni yine dikecekler mi yoksa? Lütfen beni açık havaya çıkarın. Aynı ormandaki gibi. Ama ağacı çok korkunç bir gelecek bekliyormuş. Yine mi? Niye? Niye merdiven var burada? Temiz hava, güneş, rüzgar. Daha fazlasını istemiyorum. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Sahip olduğumuz şeylere şükretmek gerçekten çok kolay. Son kalan odunu da getirin. Hepsini yakalım. Ağaç artık hayatından memnunmuş ve ateşe atılmaya hazırmış. Tam o sırada... Hayır, durun. O benim ağacım. Ne demek benim ağacım büyük baba? Şu işareti görüyor musunuz? Ben bu ağacı sizin yaşınızdayken ormana dikmiştim. Ağaçlar yok olmaya başlamıştı. Korkuyordum. Eğer ormanlar olmazsa temiz hava alamayacağımızı biliyor musunuz? Ayrıca ormanları kesersek yağmur da yağmaz. Yağmaz mı? Ne yaparız o zaman? Benim eskiden yaptığım şeyi yaparız tabii ki. Ormana gidelim ve başka ağaçlar dikelim. Sahip olduğumuz şeylere şükretmemiz ve saygı duymamız gerekir çocuklar. Yoksa ormanların, temiz havanın ve yağmurun olmadığı o günler gelir. Çok iyi düşündünüz. Bu ağacı ne yapmamı istiyorsunuz? Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Onun istediğini tam olarak biliyorum. Yaşlı adam gerçekten de biliyormuş. Köknar ağacı bu yaşlı adamın evinde ahşap bir kapı olmuş. İnsanları karşılamayı çok seviyormuş. Onlar eve her geldiklerinde onları selamlıyormuş. Her sabah güneşi karşılamış ve rüzgara gülümsemiş.
Verandaya konan kuşlarla konuşmuş. Kırlangıçlarla beraber şarkı söylemiş. Ağaç sahip olduğu şeyden memnunmuş. Ayrıca o muhteşem manzaradan da memnunmuş. Çünkü yaşlı adam ve çocuklar daha çok ağaç dikerek çok iyi bir şey yapmışlar. Orman artık eskisinden çok daha yeşilmiş. Ağaç dersini almış. Tabii insanlar da almışlar.